Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de ben Talha Merhaba hocam. Oğlum bak. Nasılsın? Hocam pardon sözünüzü kestim. Akarsu ne demek Tonguç? Hocam Akarsu e, denizlerin bir küçüğü hocam. Ben öyle biliyordum ama. Denizlerin bir küçüğü göl evladım. Akarsu akan su bak adı üzerinde. Türkçe annem yok. Akar. Akar gider yani. Aynen nehirler, ırmaklar birer akarsu. Şimdi Türkiye akarsular bakımından zengin bir ülke. Bak görüyorsun Çoruk, Aras, Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya, Meriç, Bunlar i̇şte nasıl ezberlediniz her... hocam bunu? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Fırat diye. Hocam hep... gerçekten öyle mi bunlar hepsi? Herhalde yok atıyorum ben sana yalan söylüyorum. Pardon mı? hocam. Saygısız bir insansın. Türkiye akarsular kadar zengin bir ülke. Bunu bileceğiz. Bakalım şimdi Türkiye'de yer şekilleri engebeli olduğundan tonguç akarsuların boyları uzun değil. Şimdi buradan çıktı ya mesela diyelim ki eee Yeşildirmak. Yeşildirmak buradan çıkıyor. Engebe olduğu için belli bir yerden sonra dökülecek ve fazla uzaya uzağa gidemiyor yani. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. Yani engebe Dağlar akarsuların boylarının uzamasını engelliyor. Demek ki Türkiye'nin engebeli olması nasıl iklimi etkiliyorsa, batıdan doğuya doğru sıcaklık düşüyorsa, akarsularımızın da daha uzun süre, daha uzun mesafede akmasını engelliyor. Yani bütün Türkiye'yi baştan başa geçen akarsu yok mu hocam? Yok evladım. Anladım. Yok. Kızılırmak uzun bir akarsu. Kızılırmak buradan çıkıyor böyle. En uzun bu yani. Evet en uzun bu. Da ya, Fırat yani. Dicle'ler daha uzun ama bize bizde başlayıp bizde bitmiyor yani. Aa, bizde başlayıp bizde yani. Şimdi Tonguç burada bir şey önemli var. Türkiye'de yağış az olduğundan akarsuların debileri azdır. Debi nedir Tonguç? Ee, de, debi hiç anlam vermiyorum hocam. Debi diyeceğim. ne biliyor musun? Akarsu diyelim şurası bir akarsu olsun. Akarsu şöyle akıyor ya. Akarken herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen suyun metreküp cinsinden miktarı. Yani, yani hızlı akarsa Aynen. debisi fazla oluyor. Aynen ne kadar çok su akarsa ne kadar çok hızlı akarsa debisi fazla oluyor. Şimdi Türkiye'de de yağış az olduğundan ister istemez debileri az. Mesela Karadeniz'de her mevsim yağış var ama İç Anadolu sadece ilkbaharda yağış alıyor o da az. Ege ve Akdeniz sadece kışın yağış alıyor yazın kurak. Güney Anadolu bölgesi hakeza kurak. Dolayısıyla akarsular burada böyle içi gidiyor. Mesela ben Ankara'dayken Kızılırmak Ankara'nın yakınlarından geçiyor böyle. Yazın böyle Kızılırmak kururdu ya. Kururdu ama bu kadar bir şey kalırdı. Kışında yağışlarla beraber kar erimeleriyle beraber biraz daha artardı. Ama yağış He. çok olan bir ülkede olsaydı Kızılırmak her zaman coşkun bir şekilde akardı. O yüzden Karadeniz'de akarsular daha hızlı akar. Aynen. Zeki Bey, İç Anadolu'da yavaş akar. Aynen, su az çünkü. Tamam. Rejimleri düzensiz. Rejim ne demek Tonguç? Akarsu rejimi ee, Rejimler Cumhuriyet rejimi biliyorum hocam. O yönetim şekli olarak rejim. Bir de yani akar şu akış düzeninden bahsediyorum. Bak Anladım. mesela burada diyelim ki bir de diyet gibi bir şey biliyorum. Diyet gibi bir şey var. Burada akar rejiminden bahsediyoruz Songuç'un um. dersi kaynatma evladım. Pardon hocam. Seni Seviyorum canımsın. Şimdi bak Ocak ayında az akmış, Şubatta az, Martta artmaya başlamış, Nisan-Mayıs artmaya başlamış. Allah Muhtemelen Allah Allah. niye bu dönemde artmış? Çünkü kar erimeleri var artık. Baharda kar erimeleri oluyor ya. Doğru. Kar ya. erimelerine bağlı olarak ve Nisan yağışlarına bağlı olarak akar su daha fazla suyla dolmuş. Ama sonra yazın yeniden düşmüş görüyor musun? İşte bu düzensiz rejimle akarsu. Çünkü yağmur yağmıyor. Yani bir yağıyor, bir yağmıyor. Bir kar eriyor bir erimiyor. Anlamadım. Halbuki öyle. ekvatoral bölgede akarsu olan rejimleri böyledir. Hep düzenli yani. Her zaman akar yani. Hep Niye? akar yani. Çünkü her mevsim yağış var. Her mevsim yağış olunca da sıkıntı yaşamıyorlar. Denge profili ne demek Tonguç? Hocam çok fiziksel, biyolojik ne bunlar anlamadım Oğlum, ya. Oğlum bir kere coğrafya dersindeyiz. Fiziksel, biyolojik diye kelime kullanıyorsun. Neyse sıkıntı yok. Denge profili şu. Şimdi diyelim ki ben buradayım. Tamam burada dağın tepesindeyim. Buradan da kayak akarsu... mı yapıyoruz? Evet kayak yapıyoruz. Oo. Akarsu böyle ak ama su kayağı yapıyoruz. Öyle. Akarsu buradan akıyor ya. Şimdi bu akarsuyun aktığı birinci yatak olsun. Tamam mı? Bu birinci yatak. Şimdi akarsu buradan akarken hızlı akmaz mı Tonguç? Evet hocam. Hızlı için burayı eritmez mi? Eritince ister isterseniz bak burası eridi eridi eridi. Artık ben artık burada olmaya başlarım ve ikinci yatağı bırakmaya başlarım. Çünkü bu kısım ha. erir gider. Sonra zamanla bu erime devam eder. Diyelim ki artık ben tepenin burasında olurum. Hani buralar gitti artık hep. Evet akarsu mi? aşındırdı burayı. Üçüncü yatak kısmı oldu. Aşındırıyor yani. Aynen. Sonra diyelim ki burası dördüncü kısım oldu. Ben artık buradayım. Bak dikkat et, sen tepe artık gitti. Niye? Akarsu onları aşındırdı. Ve en sonunda diyelim ki en sonunda ben artık düzlüğe çıktım. Tamam mı Tonguç? Oh, ve akarsu çıktım. ve beşinci de. Bak gördüm artık düz akıyor. Düz bir yerde akıyor. Evet hocam. Artık aşındırması azalır mı? Azalır öyle Tabii değil mi? Tabii artık kalmadı. Ki. Kalmadı bir şey. İşte akarsuyun aşındırmasının azalıp düzgün bir şekilde aktığı hale biz denge profili diyoruz. Şu anda Anladım. denge profiline geldi. 5 numaralı yer denge profili. Türkiye dağlık olduğu için tonguç akarsular denge profiline ulaşmamışlardır. O yüzden akarsularımız hızlı bir şekilde akar. Hızlı bir şekilde aktıkları için de akarsularımızda ulaşım yapılamaz. Akarsularımız hidroelektrik enerji potansiyeli çok fazladır. Niye? Hızlı aktığı için böyle tepeden aşağı sen buraya böyle bir set yapıp baraj yaparsan kapakları açtığında inanılmaz bir enerji üretirsin elektrik enerjisi. Halbuki Avrupa düzdür Avrupa'daki ülkeler düzdür Akarsular düz akar denge profiline ulaşmıştır ulaşım yapabilirsin ama baraj yapamazsın kapatsan hiçbir şekilde elektrik enerjisi üretecek bir profil bir enerji şeyi potansiyel yoktur. Burada ne anlatım anladım mı Tonguç? Hocam demek ki e, Türkiye cennet hocam. Akarsu da çok hızlı akıyor. Ve elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Ulaşım yapamıyoruz ama gitsin arabayla gelsinler arkadaşım değil şey, yani. şey. Sinirlendik değil mi Tonguç? Şimdi bir şey daha var burada. Akarsularımız bol alivyon taşıdıkları için bulanık akıyorlar. Hani şimdi yukarıdan aşağı iniyorlar ya Tonguç böyle denge profili yok demiştik. Evet öyle. Yukarıdan aşağı inerken buradaki taşları ağaçları yapraklarını taşıdıkları için böyle işleri dolu doludur. Dolu Aa, dolu oldukları için de. çölleşecek diye bir kampanya vardı hocam. O yüzden mi oluyor? Akarsaycım? Türkiye çölleşecek diye nasıl bir kampanya evladım? Ne anlatıyorsun? Ya kampanya derken. Çölleşmesin diye bir kampanya. Çölleşmesin diye pardon ha, hocam. korkutuyorsun böyle <laughs> Tonguç. Böyle kampanyaları <laughs> başlatma sakın. Şimdi burada evet çölleşmesin burada akarsuların taşıdığı ülkemizi çölleştirmez. Aksine şimdi buradaki değerli mineralleri, değerli yaprak köklerini, ağaçları, taşları buraya taşınca burada da çok değerli tarım ürünleri yetişmesini sağlar. Buralara da hatta delta ovaları, verimli taban ovaları diyoruz. Taban seviyesi ovaları. Buralarda tarım da çok gelişmişti. Bakalım bir madde daha var. Türkiye'deki akarsulardan içme suyu, elektrik, tarım ve su sporları ve balıkçılık. Bu elektriği sen mi çizdin Tonguç? Hocam çok biçimsiz olmuş ya. Yani adam elektrik çarpmış falan. Çarpılmış hocam bu herif. Neyse su güzel ama su en azından bardağın içerisindeyiz. Balık. Bunu altın sınıftaki öğrencilerimize çizdirdik. Hani böyle daha gelişimlerini paylaşmak, onların resimlerini paylaşmak. Çok teşekkürler gerçekten. Çok Tonguç. güzel çizmiş. bak elektrikte üretilme söylemiştim zaten. Hidroelektrik enerji potansiyelimiz eğimimiz fazla olduğundan, denge profiline ulaşmadığımızdan fazla demiştik. E, tarımda sulamada kullanılıyor ve balıkçılıkta kullanılıyor. Evet artık ödüllü sorumuza geldik. Hadi bakalım. Cevapları yorumlara bekliyoruz.